Asgari ücrete enflasyon seviyesinde artış mı geliyor? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den günün en dikkat çeken açıklaması geldi değerli izleyenler. Emekçilere enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Patronlar Kulübü TÜSİAD'da enflasyona işaret ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati asgari ücret ve EYT'yi görüşmek üzere Beştepe'ye çağırdı. Şu anda hayat şartları zor. Bence 8 bin olmalı. 10 bin olması lazım en az. Milyonlar yeni maaşını merak ederken asgari ücrette komisyon takvimi yarın belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kritik randevu öncesi hem asgari ücret hem de EYT için Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile buluştu. %170 artı refah payı. TÜSİAD da asgari ücret beklentisini açıkladı. Hiçbir işveren çalışanını kaybetmek istemez. Evet. Enflasyonun bir çatı üstünde olabilir. Refah payı da olabilir. Yıl sonu enflasyon beklentisi yaklaşık %70, asgari ücrete bu oranda artış yapılırsa 5.500 lira 9.350 liraya yükseliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin %50 zam olur mu sorusu için hayali değil gerçekçi rakamlar konuşulmalı yanıtını vermişti. Bakan Bilgin %50 hayal demişti ama bugün bir açıklama daha yaptı. İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar. Onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. 9.350 gayet normal. Hesap nasıl karşılayacak bunu peki? Olsa iyi olur da olmaz. Olacağını zannetmiyorum %70. Yani yapmazlar o kadar. Elektrik, su, doğalgaz insanın belini büküyor. TÜSİAD Başkanı Orhan Tuğran'dan işveren çalışanın enflasyona karşı korumalı çıkışı gelirken Hak İş'te asgari ücret talebini açıkladı. 10.000 TL civarında bir rakama isabet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücret tespit komisyonunda masada 4 madde olacak. Yaşama maliyeti, gerçekleşen ve beklenen enflasyon, Türkiye'nin ekonomisi ve refah payı, rakam için pazarlıklar da işte bu 4 madde üzerine yoğunlaşacak. Esnaf için kaynak gerekiyor. Esnaf da ürünlerine zam yapmak zorunda kalacak. Bakan Bilgin yarın Türk İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek. Şimdi gözler o görüşme sonrası verilecek mesajlarda.